الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وجعله أسوة حسنة للمؤمنين، والصلاة والسلام على نبينا الرؤوف بالمؤمنين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم أهل الإسلام، السلام عليكم Rahmetullahi ve barakatuhu. Allah ki hamdu senalar bosun, yaratken Rabbimizge şükranelerimiz bosun. Sizge bizge nasip boliyatken Rabi'ul evvel ayları, mavlud küllerini Allah'ım, aynı senge mene bunda bir uluğ küller, cuma küllerini Allah'ım berekatlı kısın. Berekatlı kısın, berekatlik bosun. Kiyim mübarek olsun, imaret mübarek olsun. Maşın mübarek olsun, mübarek olsun, toy mübarek olsun. Braderler, mübarek bugünü Allah-u Tebarek ve Teala'nı bergen nersesini, nimetini, Allah'ını eytken içe tasarruf kılıçnatını mübarek deydi. Allah bergen nimetini, Allah eytken içe tasarruf kılıçnatını şükür, mübarek deydi, berekat deydi şun atını. Allah-u Tebarek ve Teala'nın bir yetken nimetini özü etkence tasarruf kılmese o hasret boladı o. O nedamet boladı. O cüdeyem yaman boladı. Braderler, elhamdülillah yurtimiz tinç. Elhamdülillah bunda bir haletimiz. Ve halen ki dünyada natinçlik. Azerbaycan bilen Ermenistan'da ortasında vuruş. Bugün keçkurun keçesi bilen atıp çıkan. Oğdarını kançaya adam öldü. Öldü özü biledi. Irak'ta Basra degen şehirde her günü minglab adam sudan zehirlenip ölerken her günü. Suriye'deki halet bütün dünya korktur. 8 milyonga yakın adam öldü diye diye. Bu Afganistan 40 yıldan aşıptı uğraşadı. 40 yıldan aşıptı. Ey Allah'ım, beriyetken nametinge şükür keltirişini nasip etkin. Beriyetken nametini özün etkence tasarruf kılışını nasip etkin. Bendeligimizni bizden kabul eylegin. Günahlarımızı keçirgin. Hidayetinge başlegin. Saniyen Hazret Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge durud-u salavat ve salamlarımız olsun. Muhterem azizler, elhamdülillah bana Allah tebarek ve teala'nın iradesi bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın tevallud topgan aylarga hem yetip geldik elhamdülillah. Bu münasebet bilen yeryüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatları, tarihleri organiledi. Elbette Mevlud-i Şerif, braderler Mevlud-i Şerif'ni okumaklık dinimizde yoktur. Bu Mevlud-i Şerif'ni yüzege gelişige, bu mevcut buluşige, bu nakangi illi içide meşgul olup geçişinin sebebi birinciden bu ilim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam haklardaki malumatlarını bilişteki berçege vacibdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hayatlarını örgeniştik. Hazreti Peygamberimizin hadislerini örgeniştik. Muhterem azizler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatlarını özü dindir. Bugün hem mevzu inşallah Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemlerge rahmet bulup kegelleri doğrusu da böyledi inşallah. Muhterem cemaat, Allah tebarek ve teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni alemlerge rahmet ve hidayet nuru kılıp yüverdi. Her nersanın sarası var, peçakı var, her nersanın. Hemme nersanın sarası var. Paçakıyan var, aksiyan var. Allah tebarek ve teala insaniyetini içi de, Allah tebarek ve teala peygamberlerini içi de en sarası kılıp Resulullah'ını telledi. Şunun için bu kişinin El Mustafa deydi. Mustafa degeni tellengen degeni. Ve Hazreti Peygamberimizin yeryüzüne rahmeten lil alemin kılıp yüverdi. Hatta Peygamberimizin uykuları, hatta Peygamberimizin ötürüşleri, hatta Peygamberimizin adli yine bir yürüyüşleri, hemmesi insaniyet için ibret buldu.
U zot sallallohu alayhi va sallam keltirgan din va undagi ko'rsatmalar barcha olamlarga, insonlar va hayvonlar olamiga ham, jamoadot va nabotot olamiga ham mehr muhabbat rahim shafqat manbasidir. Alloh taboraka va taolo o'zini kalomida a'uzu billahi minash shaytonir rajim وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Resulallah, biz sizni bütün âlemlerge aynı rahmet kılıp yübergenimiz diye takidlegen. Yaşayan Peygamberimiz kegenler, yaşayan dinimiz kegen. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bütün âlemlerge rahmeten lil âlemin bub geldiler. Madinaga borsangiz, Madinai Munavvaraga bir hududni ko'rasiz. Hudud degani tinchlikni, osoyishtalikni ko'rasiz, xotirjamlikni ko'rasiz. Unaqa katta imoratlar ham yo'q. Odamni bir aqlini shoshiradigan bir holatlar ham yo'q, lekin faizlik. Faizlikligini sabablardan birini eshiting. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret geldiler. Malumunuz ki Mescid-i Nebevi kuruluşu başlangan. Peygamberimizin mescidleri kuruluşu başlangan. Şunu pay devarını kavlap durursa, betonunu kavlap durursa, mescid-i betonunu, bir de nama çıkardı, bir de kağaz çıkardı. Bu ne kağaz eken deyip açıp kararsa, Peygamberimiz hicret gelişlerden aldın, 300 yıl aldın. Habeşistan'da bir katta şah bugün eken. Bu Abraha'dan aldın ki şahı. Hemme yağını zırt titretken eken. Medine'ye kep koyan da Hicaz derken o şey zamanlarda. Hicaz'a kırk peygen de Hicaz'da bir Yahudi oğlum yaşar eken. O Yahudi alim Tevrat'ını ciddi bilgen, puhta bilgen, İncil'ini puhta bilgen, yad algen, o da takvadar adam eken. Şu adam karşısından çıkıp, haligi padişahını nevkerlerge itip, huzuruga kirip, aytken eken. Sen bu cayge kirmegin. Sen bu Hicaz'ga kirmegin. Çünkü bu cayge kirip, ahir zaman peygamber yot ediler. Seni kegeninle bu cayını vayran kegeninle işseler kongüller senden kaladı. Rastan mı? Dedi şah. Eğer men o şah adamge iman keltirip koysam ki. İman keltirip koysan hidayet tapasan, yakşilik tapasan. Halik şah etken eken. Amallik hat yazıylar bu şehirge. Men mana shu shaharga kelib ko'miladigan payg'ambarga iymon keltirdim. Bu shaharga hech kim tegmaydi deb ketgan ekan. O'sha yozuq chiqqan ekan, o'sha yozuq. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga 300 yil oldin, 300 yil oldin iymon keltirganlar bor ekan. Birodarlar, Madinani hududlariga yaqinlashgan saringiz iymon jo'shiydi. Faiz aynan o'sha joydan tarqaydi. Sababi bitta. O joyda rahmatan lil alamin yotadilar. Oyatdagi rahmat juda keng ma'noni anglatadi. Ularni bilish uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallamning odoblari, axloqlari, siyratlari va shamoillari, mehr oqibatlari, ezguliklari va fazilatlari manbai ekanlaridan xabardor bo'lishimiz zarur. Mavludni nimasi mavlud? Mavluddagi ma'lumotlar mavlud. İmam Muhammed Ja'far el-Berzanci şunaqa narsalarni yozganki, u zotni yozgan narsalari didiyo emas, ichida bo'sh gaplar, yo'q gaplar yo'q, hammasi asosli gaplar aytmoqchi. Ilmiy ishda himoya qilayotgan paytda sinoska deydi, iqtibos deydi. Masalani gapirib, o'zini fikrini yozib kelib, quvvatlash uchun boshqa bir kitobdan keltiradi. Aytadiki, falon kitobni falon betidan, falon qatoridan keltiryapman deydi. Ya'ni o'sha fikrini himoya etadi, birodarlar. Kimki ilmiy ish qilib, Imom Muhammad Ja'far al-Barzanjiyni mavlud kitoblardan keltirsa agar,
şu tan alınadı. Çünkü bu ilmi eser sablanadı. İçeriki sözlerini eşitin. Resulullah'ın mevludları hakkında. وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَد۪يدُ الْحَيَاءِ وَتَوَاضُعِ يَخْصِفُنَ عَلَهُ وَيَرْقَعُ ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيُسِيرُ فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ بِسِيرَةٍ سَرِيَّةٍ ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أتقعه الفقر وأشواه. أثر نسر سجدة يوزلغان قيل أسلوب بلان يوزلغان. Bu eserde Mevlid-i Nebi'de meneşi babıda Hazreti Peygamberimizin pili etvarları çüntürülmaktı. Peygamberimizin karakterleri çüntürülmaktı. Eytiledi. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ota hayalik adam edilir. Ota hayalik adam edilir. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tavazilik adam edilir. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam poyabzellerini tikip alar ediler. İngillerge özleri yemek salar ediler. Koylarını sağar ediler. Uy içlerini, hizmetlerini yelip yugurup kılar ediler. Şarkı. Adamga baho versa, birovga bir baho berish kerak bo'lsa, birinchi beriladigan baho uni hayosiga ekan, uyatiga ekan. Sharhada bir hadisni keltirganlar. Imom al-Buxoriydan. O'tgan payg'ambarlardan biror narsa yetib kelgan emas. Faqat bitta so'z yetib kelgan. O'tgan payg'ambarlardan bitta so'z yetib kelgan. Hayo qilmasang bilganingni qilgin degan so'z yetib kelgan. Birodarlar, odamda uyat bo'lmasa boshqa narsasidan foyda bo'lmay qoladi. Soqolidan, sallasidan, chakmalidan foyda yo'q. Uni qilib kelgan hajidan foyda yo'q. Chunki uni uyati yo'q. Uyatsiz degani iymonsiz degan bilan barobar bo'ladi. Birodarlar, uyat eng katta narsa. Hazrat Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni aytadilar. Sahobalar aytishadiki, Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu qadar uyatchan edilarki, qiz bolalarga o'xshab uyalardilar deydilar. Qiz bolalarga o'xshab uyalardilar deydilar. Hazrat Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tavozelik odam edilar. Tavoza Tavodi degani siniqlik, siniq ko'rinish, tik turish, mag'rur bo'lish deganning aksi bo'ladi. Tik turish, g'odayish, na aksi tavozilik bo'ladi. Kitoblarda. Man tavoda'a lillahi rafa'ahu Alloh, man takabbara wada'ahu Alloh. Kim agar da kamtar bo'lsa, Alloh uchun tavozelik qilsa, tavozelik qilsa, birodarlar, yurishda ham bitta yurishdan olaylik misolni, endi kattalab ketishi mumkin mavzu. Yurganlarda Hazrat Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam muborak boshlarini chapga moyil qilib, qalblarga moyil qilib, mana shunday egilib Ka'annamas min sababin irtiqo deydi. Irtifo. Yuqoridan tog'dan tushayotgan odamdek shitob bilan yurar ekanlar. Payg'ambarimiz yurganlarda shu chap tomonga moyil bo'lib, qalblarga moyil bo'lib mana shunday tavozi bilan yurar ekanlar. Buni otini havun deydi. Havun. Alloh taboraka va taolo bu kabi yuradigan, o'zini pastga oladigan, kamtar tutadigan zotlarni Qur'onda maqtagan. Allah tebarek ve ta'ala'nın yeryüzde kemterin bendeleri var. Uları havunu yürerler degen.
Hadisde aytilyapti ki, Allah için havun bo'lgan, Allah için kamtar bo'lganni, Allah'ın mertebesini ko'tarib qo'yadi. Manmanlik qilganni, mag'rur bo'lganni, kekkayganni urib qo'yadi. Urib qo'yadi. Urib qo'yadi deganni sharhida aytganki, farishtalarga Alloh taboraka va taolo buyurar ekan. Ana o badbaxtni burnini yerga ishqalalaring der ekan. Haligini xor qilib tashlashar ekan, zor qilib tashlashar ekan. Kuzdan keyin qish bo'ladi, qishdan keyin bahor keladi. Bahordan keyin yoz bo'ladi. Uni hamma biladi. Birodarlar, yana bitta haqiqatni bilib qo'ysin insoniyat. Mana man deydigan karillagan xor bo'ladi. Alloh uchun tavozilik qilgan aziz bo'ladi, mukarram bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salom o'ta kamtarin odam ekanlar, ketida aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini poyabzallarini o'zlari tikib olar edilar. Engillarga yamoqni o'zlari solar edilar. 11 ta yamoq sanashgan ekan Rasulullohning ellarida 11 ta yamoq. Yamoq desak hozir ko'pchilik tushunmay o'tirgandir, yosh kattalar hammasi biladi. Yamoq kiyimlar kiyardi-ku. Onalarimiz engillarimiz yamab berishardi-ku. Hazrat Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'zlarini engillarga o'zlari yamoq solar ekanlar. Yana aytadilarki, Hazrati Payg'ambarimiz qo'ylarini sog'ar edilar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'ylarini sog'ar ekanlar. Nihoyatda shu ro'zg'orni ishlariga usta ekanlar payg'ambarimiz. Qarashib yuborar ekanlar. Bitta voqea bo'lgan. Ummu Baraka deydi bu kishini, yoki Ummu Ma'bad deydi bu kishini. Xullas, Hazrat Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va Hazrati Abu Bakrni mavlolari Hazrati Abdulloh uch kishi Hazrati Payg'ambarimiz bilan hijrat qilishgan, Makka'dan Madinaga ko'chishgan. Ma'lumingizki, Hazrat Payg'ambarimizni kim o'sha paytda o'ldirsa degan Qurayshlar 100 ta qizil tuya va'da qilgan, 100 ta qizil tuya. Hamma jinni bo'lib payg'ambarimizni qidirib yurgan davri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq va o'kishin mavlolari Hazrati Abdulloh bilan Madina tomonga dengiz yo'li bilan yurishdi. Dengiz yo'li bilan yurganlarda bir o'tovga duch kelishdi. U o'tov cho'ponlarning o'tovi edi. Qo'y boqadigan, mol boqadigan chorvadorlarning o'tovi edi. U o'tovni sohibasi yoshlari katta bo'lib qolgan Ummu Ma'bad yoki Ummu Fadl degan ayol bor edilar. Erlari qo'ylarni, hayvonlarni haydab ketgan edilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Hazrati Abu Bakr Siddiq va ularning mavlolari haligi o'tovga kirishdi, xaymaga kirishdi. Bu chiroyli yuzlik, bu fayzlik, bu go'zal insonlarni ko'rgan Ummu Ma'bad, xush keldinglar. Ey chiroyli insonlar, sizlarga bir oldinglarga to'kib solardim-ku, berarga narsam yo'q dedi. O'sha yili Omir Ramod bo'lgan ekan. Qahatchilik bo'lib osmondan hatto kul yoqqan ekan. Qo'y qo'zilar ochidan o'la boshlagan ekan. Shunda o'tovni bir chetida bir qo'y yotar edi, ona qo'y. Bechora ovqatsizlikdan sillasi qurigan. Hadigini ko'rsatib payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam shu qo'yingizni sog'sam maylimi dedilar. Haligi kampir, voy sog'sangiz-ku mayli kuya. Bu jonivordan sut chiqarmidi, so'yvarishga ham ko'zimiz qiymasdan mayli o'lsa o'la qolsin deb o'zini holiga qo'yib qo'ygan edik, shu yerda yotibdi, podaga ham qo'shilolmadi. Agar ruxsat bersangiz sog'ib ko'raman. Mayli sog'ing dedi. Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam haligi qo'yni oldiga kelsalar dik ketib turdi jonivor. 4 ta yilini to'ldi. Hazrati Payg'ambarimiz sog'a boshladilar. Idishlaringizni olib keling. Hamma idishlarni olib keldi, hammasi to'ldi. Ya Xudoning qudrati. Idishlari to'lib bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir idishda sutni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga berdilar. Hazrat Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan
sütni olayotgan Abu Bakr Siddiq, birinchi siz ichmaysizmi ya Rasululloh? Payg'ambarimiz javob berdilar. Soqiul qavmi oxiruhum dedilar. Quyib bergan quyib beruvchi oxiri ichadi dedilar. Shetdan qolgan ekan, quyib bergan oxiri ichadi. Bir narsalar quyib birinchi o'ziga quyib olyapti. Yo, birovga quyib berasan, quyyapsanmi? Oxiri ichasan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana shu odob qoldi. Hazrat Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam qo'ylarini sog'ar edilar, uy ichlarini, xizmatlarini yelib yugurib qilar edilar. Sallab o'ramoq sunnatdir, soqol qo'ymoq sunnatdir, salom bermoq sunnatdir. Birodarlar, sunnatlarning qatorida uy ichlariga qarashib yuborish ham sunnat ekan. Ozgina ayollarga qo'l qoqish ham sunnat ekan. Onalarimiz aytadilar, biz kir yuvganimizda Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv toshib berar edilar degan hadislarni keltirishgan. Hazreti Peygamberimiz ders yarakenler, sularını taşıp yarakenler. Keti de itediler. Hazreti Peygamberimiz fakirlerini, miskillerini sever idiler. Hay 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 geplerini karen. Fakirlerini, miskillerini sever idiler. Ular bilen birge oturar idiler. Ular kesel boseler kurganı borar idiler. Ular alamdan utseler cenazesine katneşer idiler. Fakirini fakirligi uchun haqorat etmas edilar, shikoyat etgu uchun so'zlariga diqqat bilan quloq solar edilar. Sharhi. Fakir. Fakir degani kambag'al degani. Shariatdagi atamasi zakot bera olmaydigan odamni kambag'al deydi. Uy joyi bo'lishi mumkin kambag'alni, mashinasi bo'lishi mumkin, sotuvi telefoni ham bo'lishi mumkin, ammo mablag'i yo'q uni zakot beradigan. Shu kambag'al shu. Endi miskin. Miskin degani hech nimasi yo'q degani, hech narsasi yo'q, qop-quruq. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam faqirlarni, miskinlarni sevar ekanlar. Shularni sevar ekanlar. Shular bilan birga o'tirar ekanlar, bular kasal bo'lsalar ko'rgani borar ekanlar, olamdan o'tsalar janozasiga qatnashar ekanlar. Birodarlar, bu gaplar hozir ham dolzarb hozir ham. Daraq kingan bo'lsa, qo'lni uzatmayapti-ku. Mundaroq mashin haydagan bo'lsa, siqib o'tib ketyapti taksi deb. Yetonim boshlandi, yetonim. Payg'ambarimiz unaqa emas ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqir miskinlarni sevar ekanlar. Changalzorlardan To'qayzorlardan ketayotgan bo'lsang, bu changalzor ekan bu, to'qay ekan deb nazaringni past qilmagin. Ichida sher berkinib yotgan bo'lishi mumkin deydi azizlar ulug'lar. Aytilmoqchiki, mundaroq kiyingan odamni ko'rsang, kambag'al miskinni ko'rsang, kamsitib o'tirmagin. Ichida Alloh yashirinib yotgan bo'lishi mumkin deydilar. Qaytdan bilasiz bu Allohni bir do'stimi u? Kambag'alni kambag'alligi uchun haqorat etmas edilar. Kambag'alni kambag'alligi uchun haqorat etmas edilar. Haliga gadoylik qilib, soillik qilib birov bir narsa so'rasa, dey qarab turib, "Ey, basharangni qara, ishlasang bo'lmaydimi?" İşlese bu işin özü hem yakışı biledi. Ve braderler, kembeğallı, miskinli, kemsitip bu meseke. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam çidemlik ekeller şülerge nispeten. Muhterem azizler, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam haklerden şu mavludu şeriflerini asasi mağzı hemşette. Asosiy mavzusi ham mazmuni ham shetda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini o'rganish. Uni Qur'onga o'xshab qiroat qilib o'qib beraversak, uni xalq tushunmaydi. Shuning uchun ikki misra gapirib turiladi mavludlardan.
Allah tebarak ve teala Kur'an-ı Kerim'de şunda merhamet etedi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Şu ayetini tefsirde bir hikayeni yazgan kısarak koytemiz. Kim şu ayetini okusa Allah tebarek ve teala uzun ömür berede degen hadisi mübarekleri bariken. Kim şu ayetini daima okup yürse Allah tebarek ve teala umrige berekat berede degen hadisi mübarekleri bariken. Bir uzat bir kadim şu ayetini okup 137'ye kirgen eken. 137'ye kirgen eken şu ayetlerini okup yürüp. Sağlam selamet bir erkenler. Bir gün üçlerde hatıftan nida kegen eken. Bendem kaçan geçe menden kaçmaçsan degen hitap kegen eken. O şekunu toktatken ekenler o şekunu alamdan ütken ekenler. Ayetin mezmununu karen. Betahkik sizlerge uzingizden bulgen. Sizning meşakkat çekişiniz. Onun üçün ağır bulgen. Sizni mashaqqat chekishingiz unga og'ir bo'lgan. Sizni saodatga yetishingizga tashna, mu'minlarga marhamatlik, mehribon bo'lgan payg'ambar keldi. Ey odamlar, sizlardan arobiylardan bo'lgan, ichilardan bo'lgan, sizlarga bir mehribon bo'lgan payg'ambar keldi. Ushbu oyati karimada payg'ambarimiz alayhi salatu vasalom ning asosiy sifatlaridan biri bir nechtasi zikr qilinmoqda. Dar haqiqat dunyo tarixida u zotdek kishilarga marhamatlik, mehribon inson bo'lgan emas. Nabiy alayhi salatu vasalom eng suyuklik ayollari Oysha radhiyallohu anha onamiz aytadilar. Bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning xursand holatda ko'rib u zotga: "Ey Allohning rasuli, meni duo qiling" dedim. Shunda u zot dedilar: "Ey Alloh, Oishaning o'tgan va kelajakda bo'ladigan oshkor va maxfiy gunohlarini kechirgin" deb duo qildilar. Oysha onamiz bu duodan quvonib shunday kuldilarki, xursandchiliklaridan boshlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tizzalariga tushdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Duoim seni quvontirdimi?" deb so'radilar. "Sizdek zotni duosi meni quvontirmasmidi?" dediler Ayşe anamız şunda. Sarvara oğlam ettiler ki Allah tebarek ve teala'ya kasem ki bu benim ümmetim için her bir namazımda kıladigen duayımdır dediler. İmam-ı Bezzar rivayetler. Evvelki cümleler diyem etken edik. Vadduha suresinden ta kul eûzu bi rabbin nas geçip ogen sureyi mübareklerini ortasında her sure tükegenden ki gün Allahu Akbar deyip koyuştuk sünnet ekelliğine itken edik. Vadduha suresinden kul eûzu bi rabbin nas geçip ogen sureler tükegende Allahu Akbar deyip koyuladı. Bunun sebebini geçtik. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر ضحى بلن قسم tun botishi bilan qasam, tunning botishi bilan qasam, Alloh taboraka va taolo sizga va'da etgan narsa kamaymaydi ey Allohning rasuli. Oxirat esa sizga dunyodan afzaldir. Va 5-oyatida ayatida. Va la saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ey Allohning rasuli,
siz o'zingiz rozi bo'lgan narsani Robbingiz sizga tezda yetkazur. Siz rozi bo'lgan narsani Robbingiz tezda yetkazur. Ya Rasululloh, siz rozi bo'lgan narsani tezda yetkazur. Payg'ambarimiz nimadan rozilar desangiz, Hazreti Payg'ambarimiz alayhi salatu vesselam ummatlarini jannatga kirishidan rozi ekanlar. Ummatlarini dozoqda qolmasligidan rozi ekanlar. Alloh tabarak va taolo aytibdiki: "Ey payg'ambar, ey Rasululloh, siz aytgan, siz rozi bo'lgan ish bo'ladi." Shundan quvonib Allohu akbar deylar ekan. Ey birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatimni gunohini so'rab olaman dedilar. Allohdan iltijo qilaman dedilar. Shafoat qilaman dedilar. Mana shundan umidimiz bor. Nasib etsa inshaalloh keyingi jumalarda ham Rasululloh haqlarida, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mavludi shariflari haqida bo'ladi. Keyingi jumani o'tkazib, oxirgi mavludni oxirgi jumasida inshaalloh mavludi sharifni o'zidan ham o'qib beramiz. Tabarrukan. Alloh taboraka va taolo haq janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilishni barchaga nasib etsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'qib o'rganishni, unga ixlos qilishni nasib etsin. Muhtaram azizlar, Allohni payg'ambari payg'ambarimiz alayhi salot va salomning shafoatlaridan Allohim nasib etsin. Shafoatlari haqdir va u mu'minlarga haqdir. Alloh tabarak va taolo payg'ambarimizga salovat va salomlarimizni yetkargin. Ul zotni Allohim shafoatlaridan barchamizga nasib eylagin. İnşallah bu mavzular keyingi jumalarda davom etajak inşallah.